Seni Allah için çok seviyorum kardeşim. Allah razı olsun. Allah razı olsun kardeşim. Gerçekten ben de seni Allah için çok seviyorum. Ve kendisi için beni sevdiğin Allah da seni sevsin. Allah için seviyorum seni diyoruz ya. Ne demek bu Allah için sevmek? Şimdi İslam'da her şeyin bir hakikati vardır. Mesela iman bir iddiadır. Bunun bir hakikati var. İddiayla sloganla olacak bir şey değil. Hakikatini yerine getiren mümin olur. Hakikatini yerine getirmeyen mümin olamaz. Mesela şirkin bir hakikati var. Bir adam bunu yaparsa müşrik olur. Yapmazsa müşrik olmaz. Bunun gibi Allah için seviyorum demenin de bir hakikati var. Öyle iddia olacak bir şey değil. Ben Allah için seni seviyorum kardeşim dediğimde bir iddiada bulunmuş oluyorum ve bu iddianın bir ispatı gerekiyor. Bu ne demek? Bakın burası çok önemli. Sana iyilik ettiğinde sevgi oranın artmayacak. Sana kötülük ettiğinde, iyilik yapmadığında sevginde bir azalma olmayacak. Allah için seviyorum demenin en önemli kriterlerinden bir tanesi bu. İyilik ettiğinde sevginin oranında bir yükselme olmayacak. Çünkü sen iyilik etsin diye sevmedin onu. İyilik etmediğinde ise, kötülük yaptığında ise sevginde bir azalma olmayacak. Eğer gerçekten Allah için seviyorum dediğin Müslümanı bu kıvamda sevebiliyorsan sevgin gerçektir, sevgin hakikidir, sevgin Allah içindir. Yahya bin Muaz diye seleften bir büyük var. Diyor ki sevgi iyilikle artmayacak, cefa ile azalmayacak. Sevgi iyilikle artmıyor ve cefa ile azalmıyorsa senin sevgin hakiki Allah için bir sevgidir. Ama adam iyilik yaptığı için daha çok seviyorsan, iyilik yapmadığında da sevginde azalma oluyorsa sen seviyorsun o adamı evet ama Allah için değil. Menfaatler ve bir takım çıkarlar için seviyorsun. Mesela adam borç istediğinde borç veriyorsa, seni pikniklere götürüyor, gezmelere götürüyor, sağa sola ziyarete götürüyorsa, bundan dolayı eğer sevgin artıyorsa o adama burada bir dur düşün yani. Sen gerçekten Allah için mi seviyorsun? Yoksa sana borç verdiği, seni gezdirdiği, pikniğe götürdüğü, sağa sola gezmeye götürdüğü için mi seviyorsun? Ya da tam tersini düşünün. Mesela borç istiyorsun, veremem kardeş diyor. Kalbini yokla orada işte. Eğer sen Allah için seviyorsan bu adamı, olabilir kardeşim bana borç vermek zorunda değil. Borç vermediği için ben onu sevmemezlik edemem ki. Borç versin diye sevmedim çünkü. Mesela abi Allah için ziyaretime buyur gel diyorsun. Kardeş gelemem diyor. Sen ona gidiyorsun, o sana gelmiyor. Bir daha gidiyorsun, gelmiyor. Bir daha gidiyorsun, gelmiyor. Şimdi bu adamı sen Allah için seviyorsan kalbinde en ufak bir sıkıntı duymaman lazım. Yine mesela başkalarını sana tercih etse o arkadaş. Yan yana geldiniz başka bir Müslümanla. Ona iyilik ediyor, sana etmiyor. Onun hakkında çok övücü şeyler söylüyor, sana söylemiyor. Bundan dolayı sevgin azalıyor mu? Azalıyor. O zaman sen Allah için sevmiyorsun. Kardeşler, Allah için sevmek demek adamın yaptığı iyilikten dolayı sevginin yükselmemesi, adamın yaptığı kötülükten dolayı da sevginin azalmaması demek. Vallahi bu kıvamı yakalayan adam Allah için seviyordur. Ben bu sözü Allah şahit. Öğrendiğim günden bu yana muhasebe yapıyorum. Ben gerçekten kardeşlerimi Allah için seviyor muyum diye. Allah kalbimi biliyor. Çoğu zaman sınıfta kalıyorum. Şimdi bu anlattıklarımdan sonra tekrar size soruyorum. Şuradaki kardeşlerinizi gerçekten Allah için seviyor musunuz? يهديني نور الإيمان سرى فيني وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح عن الدوني دوما بالروح عن الدوني